Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2. sınıf Türkçe kitabımızın 27. sayfasındaki alçak gönüllü olmak metnini işleyeceğiz. Ne yapacağız? Metnimizi okuyacağız ve etkinlikleri hep birlikte çözeceğiz. Siz de kitabınızı hazırlayın ve benimle birlikte bu etkinlikleri yapın. Hatta benden önce çözün, daha sonra cevaplarınızı kontrol edin. Metnimizin adı alçak gönüllü olmak. Gösteriş yapmak iyi bir davranış mıdır? Niçin? Gösteriş yapmak iyi bir davranış değildir. Çünkü gösteriş yaptığımızda diğer insanlardan üstün olduğumuzu ifade etmiş oluruz. Bu da insanlardan bizi uzaklaştırır, bizi dışlamalarına neden olur. Arkadaşlık ilişkilerini zedeler, arkadaşlık kurmamızda sıkıntılar yaratır. Metni öğretmeninizin okuyuşunu örnek alarak okuyunuz. Kelimeleri doğru seslendiriniz. Söylemekte zorlandığınız kelimeleri ve metnin farklı yazılmış bölümlerini sessiz okuyarak tekrarlayınız. Önce metnimizi dikkatle okuyalım. Dikkatle dinleyin. Alçak gönüllü olmak. Nedim ile İbrahim aynı sınıftalardı. Bir gün Nedim İbrahimlerin evine gitti. Ev çok büyüktü. Bahçesinde havuz bile vardı. İbrahim'in odası da oyuncakları da çok güzeldi. İbrahim daha önce Nedim'e evlerinden ve oyuncaklarından hiç bahsetmemişti. Onlarla övünüp böbürlenmemişti. Çünkü sahip olduklarımız bizi başkalarından üstün hale getirmez. İşte İbrahim de bunu biliyordu. Böyle davranmaya alçak gönüllülük diyoruz. Alçak gönüllü bir çocuk neler yapar? Arkadaşları başarılı olduğunda onların başarılarından memnuniyetle söz edebilir. Onları içtenlikle tebrik eder. İnsanları sahip oldukları şeylere göre ayırmadan herkesle diyalog kurmaya çalışır. Kendini öne çıkarmaya çalışmaz. Oyunlarda ve grup çalışmalarında arkadaşlarıyla birlikte hareket eder. Sadece kendi yaptığı resimlerin değil, arkadaşlarının resimlerinin de sınıf panosunda asılmasını ister. Eşyalarıyla gösteriş yapmaz, arkadaşlarına hava atmaz. İnsanlara değerli olduklarını hissettirir. Bildiklerini arkadaşlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyar. Mesela dama oynamayı öğrendiğinde arkadaşına da öğretebilir. Ya da sevdiği bir kitabı arkadaşına ödünç verip onun da okumasını sağlayabilir. Yaptığı güzel ve başarılı işlerden dolayı büyüklük taslamaz. Hata yaptığı zaman hatasını kabullenip özür diler. Nuray Türk Yılmaz. Şimdi birinci etkinliğimize geçiyoruz. Birinci etkinliğimizde neler var? Bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını nasıl buluruz? Onunla ilgili bir etkinlik var. Bir bakalım etkinliğimize. Birinci etkinlik. Bir metinde bilmediğiniz kelimeler varsa bu kelimelerin anlamını nasıl öğrenirsiniz? Nasıl öğreniriz? Büyüklerime sorarım. Resimden yararlanırım. Arkadaşlarımla konuşarak bulurum. Geçtiği cümleyi tekrar okur, anlamını tahmin ederim. Sözlükten araştırırım. Bunların hepsinden faydalanabilirsiniz. Kelimelerin anlamını böyle bulabilirsiniz. Tahmin ederek, sorarak, öğrendiğiniz kelimelerin anlamını sözlükten araştırıp karşılaştırmalısınız. Kitabınızın sonunda bir sözlük bölümü olduğunu biliyor musunuz? Anlamını bilmediğiniz kelimeler için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Aradığınız kelimeleri bulamazsanız büyük sözlüklerden araştırınız. Sözlüklerde kelimeler harf sırasına göre yazılmıştır, alfabetik sıralamaya göre. Örneğin böbürlenme kelimesini bulmak için B harfiyle başlayan bölümü açınız. Sayfaların üstündeki kılavuz kelimelerden yararlanınız. B hecesiyle başlayan kelimeleri yukarıdan aşağıya doğru okuyup böbürlenme kelimesini bulunuz. Anlamını okuyup cümle içinde kullanınız. Ne yapıyoruz? İlk önce B harfini buluyoruz. Sonra B hecesini bulup böbürlenmek kelimesini buluyoruz. Böbürlenmek sözlük anlamı övünerek kabarmak, kurumlanmak.
Cümlem, bence böbürlenmek doğru bir davranış değildir. Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarından bir sözlük oluşturunuz. Bunun için bir defteri harf sırasına göre bölümlere ayırınız. Öğrendiğiniz kelimeleri ilk harflerine göre uygun bölüme yazınız. Böylece kelime dağarcığınızı geliştirirsiniz. Sözlükten aşağıdaki kelimelerin anlamını araştırıp defterinize yazınız. Dama, diyalog, iştenlik. Dama, 64 kareye bölünmüş bir zemin üzerinde 16'şar taşla 2 kişi arasında oynanan bir oyun. Peki diyalog neymiş? İki ya da daha çok kişi arasında geçen karşılıklı konuşma. İçtenlik ise içten, yürekten gelen davranış demek. İkinci etkinliğimize geçiyoruz şimdi. İkinci etkinliğimizde ne var? Verilen kelime gruplarını cümlede uygun yere yerleştirme etkinliği var. Verilen kelime gruplarını cümlemizde uygun yerlere yerleştireceğiz. Bakalım benden önce yapabilecek misiniz? İkinci etkinlik. Cümleleri aşağıdaki kelime gruplarından uygun olanıyla tamamlayınız. Büyüklük taslamak, ödünç veririm, gösteriş yapıyor, özür dilemelidir, başarılı. Arkadaşım gösteriş yapıyor demesinler diye yeni ayakkabılarını giymemiş. Büyüklük taslamak iyi bir davranış değil. Benden kim kalem istese ödünç veririm. İnsanlar hata yapınca mutlaka özür dilemelidir. Burada başarılı kelimesi açıkta kaldı. Sıra geldi üçüncü etkinliğimize. Üçüncü etkinliğimizde metnin konusunu buluyoruz. Üçüncü etkinlik, okuduğunuz metinde ne anlatılıyor? Metnin konusunu yazınız. Metinde alçak gönüllü olmanın önemini ve gösteriş yapmanın yanlış olduğunu anlatıyor. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızın yazdığıyla karşılaştırarak doğruluğunu kontrol edin. Sıra geldi dördüncü etkinliğimize. Dördüncü etkinliğimizde bir tebrik kartı yazacağız. Ben örnek bir tebrik kartı yazacağım. Siz de örnek alarak sevdiğiniz bir arkadaşınıza tebrik kartı yazabilirsiniz. Dördüncü etkinlik. Alçak gönüllü bir çocuk arkadaşları başarılı olunca onları içtenlikle tebrik eder. Siz uzaktaki bir arkadaşınızın başarısını nasıl tebrik edersiniz? Arkadaşınızın başarısını telefonla ve bilgisayarlarla iletişim dışında tebrik kartına yazarak da tebrik edebilirsiniz. Artık çok fazla tebrik kartları yok ama eskiden çok fazla kullanılırdı. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. Hangi kelimelerin büyük harfle başladığına dikkat ediniz. Sevgili arkadaşım Suna. Okulundaki yüzme takımına seçildiğini duydum. Tebrik ederim. Banu Kara. Hangi harfler büyük harfle yazılmış? Hitap cümlesindeki kelimelerin ilk harfleri büyük harfle yazılmış. Cümlelerin ilk harfleri büyük harfle yazılmış. İsmin ilk harfi ve soyismin bütün harfleri büyük harfle yazılmış. Burada da adresimiz var. Banu Kara, Şehit Ömer, Halis Demir İlkokulu, İncek Mahallesi, Posta Cadde No 15, Gölbaşı Ankara. Suna Yılmaz, 19 Mayıs Mahallesi, Şehit Sedat, Eş Sokak No 17, Kavak, Samsun. İsimlerin ilk harfleri büyük harfle yazılmış. Soy isimlerdeki harflerin hepsi büyük harfle yazılmış. Adres yazılırken bütün kelimelerin ilk harfleri büyük harfle yazılmış. İlçelerin ilk harfleri ve şehirlerin bütün harfleri büyük harfle yazılmış. Tebrik kartları bayram, doğum günü gibi özel günleri kutlamak için de yazılır. Kartlar gönderilecek kişinin adresi yazılı olan zarflara konarak postaya verilir. Adres yazarken kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır. Az önce dediğimiz gibi adresteki kelimelerin hepsinin ilk harfi büyük. Siz de bir yakınınızın doğum gününü kutlamak için bir tebrik kartı yazınız. Yazarken sayfa temizliğine dikkat ediniz. Zamazingo olarak kendime yazdım. Sevgili arkadaşım Esin, doğum gününü en içten dileklerimle kutlar ve sana ömür boyu sağlıklı, mutlu bir hayat dilerim.
arkadaşın Zamazingo. Size bir soru sormak istiyorum. En yakın zamanda kimin doğum gününü kutladınız? Onu yorumlara yazın. Bakalım kimler kimin doğum gününü kutlamış? Evet, etkinliklerimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.